saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bloomberg HT ekranlarında seans ortasıyla karşınızdayız. Şöyle bir piyasalara bakalım. Gün ortası nasıl rakamlar, fiyatlamalar karşımıza çıkıyor seçime de geri saydığımız bu günlerde. Borsa tarafında aşağı yönlü hareketleri görmek mümkün oluyor. %0,80'lik şu anda aşağı yönlü bir hareket var. Hatta %1'e yaklaşmış durumda. 4493 seviyesinden işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Dolar TL tarafında da 19.54 seviyesi karşımıza çıkıyor. Şimdi borsayı ve tabii ki küresel piyasalardaki gelişmeleri beklentileri almak üzere Avro Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Oda başına gidiyoruz. Arzu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ayhan Hanım, selamlar. Evet, şimdi geçen haftadan beri seçime yaklaştıkça piyasalarda, borsada özellikle biraz böyle oynaklığın arttığını görmek mümkün oluyor. Ve bugün de %0,93'lük şu anda bir kayıp söz konusu. Bir taraftan böyle bankacılık endeksinde yukarı yönlü kalma, borsayı yukarı yönlü çekme isteğinin olduğunu görüyoruz ama tek başına yeterli olamıyor gibi duruyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçim sürecine kadarki süreci ve tabii ki seçim sonrasında borsaya dair beklentileriniz nasıl? Şöyle tabii ki bu bizim tahmin ettiğimiz ve volatilitenin artacağını gördüğümüz bir dönemdeyiz oldukça net bir resim. Sadece genel diğer seçimlerde biraz daha yatay trende girdiğimiz günler olurdu ama bu ara onu görmüyoruz. Özellikle seçime günler kala ciddi bir volatilite artışı gündemde. Seçim sonrası resme baktığımız zaman ise Reyhan öyle bir dönemdeyiz ki dünyanın, Amerika'nın, Avrupa'nın %1 ve birin altında büyüme göstermeye başlayacağı bir dönemdeyiz. Yani bu faiz oranlarıyla, yüksek faiz oranlarıyla büyümelerin yavaşlayacağı aşikar büyümüş ve gelişmiş ülkelerde, ülke ekonomilerinde. Ve Türkiye tarafına da baktığımızda 2023 ve devamı ve 24 yılında zorlu geçeceği aşikar. Dolayısıyla yeni bir Türkiye'nin bu anlamda güçlü bir politik ve ekonomik yönetimine ihtiyacı olacak. Yani dünyadaki enerji soğuk savaşların devam ettiği bir dönemde ülkeyi birlik ve beraberlik içinde tutarak ve bulunduğu yerden daha ileriye götürerek üretici, ihracatı destekleyen, büyümeyi destekleyen bir ekonomi yönetimi beklentisi içinde açıkçası yatırımlar. Dolayısıyla bu beklentiyi verebilecek yapının bizim için değerli olduğunu söyleyebilirim ve bu beklentiyle birlikte hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü hareket etmesini beklediğimi söyleyebilirim. Onun dışında daha politik ve bir takım farklı politik beklentilerle hisse senedi piyasalarının negatif yönlü hareket etme olasılığı yüksek. Zaten bizi zorlu bir dönem bekliyor sözün özünde. Dünya ve dünyanın geri kalanında bizim bu süreci iyi atlatabilmemiz, güçlü atlatabilmemiz için de güçlü bir politik duruş ve güçlü bir ekonomik duruş öne çıkıyor bu beklenti içindeyiz. Dolayısıyla hisse senedi piyasaları da bu resmi gösterecektir. Yani burada net bir şey söylemek zor. Seçimi göreceğiz, seçim sonrası uygulanacak politikaları göreceğiz ama şu anda yatırımcıların beklentisi nette bizi buraya götürecek, buraya doğru taşıyacak bir ekonomi yönetimi tarafında dediğim gibi ülkeyi birlik ve beraberlik içinde tutulduğu ve bütün bu süreç içerisinde politik riskinde düşeceği bir ekonomik riskle birlikte düşeceği bir yapı Türkiye için önemli. Şu anda işte bankacılık sektörü böyle bir takım sektör hareketleri de görüyoruz hep birlikte. Ama benim burada gördüğüm endeksin biraz daha buralarda yani işte 4500-4800 civarında yatay bir harekete girerek seçimi karşılayacağı yönünde. Dolayısıyla biraz bugün yani şu birkaç gün bu dar bir bantta gitme olasılığımız yüksek gibi görünüyor Reyhan. Evet, zorlu bir dönem bizleri bekliyor dediniz. Evet. Hani hem yurt içinde hem de yurt dışındaki gelişmelerden dolayı. Yurt dışı deyince de hani orada biraz önce bahsetmiş olduğunuz işte jeopolitik olarak bir savaş söz konusu, bir taraftan işte faiz oranlarında o artış süreçlerini takip ettik ama majör merkez bankaları bu sürecin sonuna mı geliyor? Hatta işte yıl sonu itibariyle evet, faiz indirimlerine gidilir mi? Piyasaların aklındaki soru bu. Ve bugün de Fed'in çok yakından takip ettiği enflasyon verisini alacağız. Saatler 15.30'u gösterdiğinde bu konuya dair beklentileriniz nasıl acaba? Hani küreselden biz şu an biraz ayrı hareket ediyoruz ama tabii ki çok yakından takip ettiğimiz bir süreç olma özelliğini taşıyor. Yani ne kadar ayrı hareket ederse gideriz, etsek günün sonunda onlarla bağlanıyoruz ve aynı hareketi gösteriyoruz. Enflasyon tarafında Amerika %8 seviyesinde bir 2022'de enflasyona ulaşmışken şu anda %5'lere indi. Ve çok biliyoruz ki çok sert bir faiz artışıyla buralara geldi bu enflasyon. Bundan sonra da işte 5-25'lerde kalma olasılığı yüksek görünüyor
Amerika tarafındaki faiz artış sürecinin artık sonunda olduğunu, sonuna geldiğimizi görüyoruz yapılan açıklamalarda. Fakat bir yandan da geldiğimiz noktada %5 enflasyon ve amaçları da %2'ye inmek. Genel beklentilere baktığımız zaman Reyhan 2024 yılında, 25 yılında %2'lere doğru bir enflasyon beklentisi oluşmuş durumda. Dolayısıyla Amerika'da daha gidecek çok yer var. Yani faizleri buraya çektiler ama alınacak bir takım farklı önlemlerle birlikte enflasyonun aşağı yönde inmesini destekleyeceklerdir. Ama dediğim gibi bu bize ekonomik olarak büyümelerin daralacağını, özellikle önümüzdeki iki çeyrekte biraz daha sıfırın hemen altında büyümelerle baş başa kalınacağımızı bize gösteriyor. Ve Amerika gibi büyük ekonomilerdeki daralma, en ufak bir daralma Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri de negatif yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla buralarda çok sıkı durmamız, herkesin çok daha fazla çalışıp çok daha fazla üreten bir politika uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle baktığımız zaman bugün enflasyon açıklanacak, enflasyon beklentisi binde 4 civarında ve bu yine işte yıllık %5'lere gelen bir enflasyon. Ama asıl hedef burada dediğim gibi bu azalışı görmek ve belli ki azalış çeyrek bazında baktığımızda %3'ler seviyesinde bir enflasyonu 2024'ün ilk çeyreklerinde göreceğiz gibi görünüyor. Aynı şekilde Avrupa tarafı da öyle. Avrupa'da da bir yine acaba sonlara mı geldik? İki kere daha bir faiz artış beklentisi var. Bu yetecek mi? İşte ne zaman bir düşüş trendine geçirecek yaklaşımı var. Çünkü aslında kimse yüksek faiz istemiyor. Bir yandan da bu daralmalar ve işsizliği beraberinde getiriyor. Hep birlikte bu iki ekonomiyi de takip etmeye devam edeceğiz. Günün sonunda bu iki ekonomi dünya ekonomisinin yarısını kaplayan bir GDP, bir büyüme üretiyor. Bu çok önemli bir rakam dünya ekonomisi için. Hem öyle aslında, hem dünya ekonomisi açısından hem de bir taraftan da euro dolar paritesine de hani Fed doların iplerini elinde tutuyor, ECB de euro'nun iplerini elinde tutuyor ama tabii ki farklı faktörler de var dolara ve euroya yön veren. Belki hani euro dolar tahmini alabilirsem sizden, hani oradaki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? 1.10 üzerinde tutunamadı, aşağı geldi biraz. Evet. Ve 1.11 aşılamadığı takdirde euro için biraz daha böyle güçsüz kalacağına dair beklentiler de paylaşılıyor. Siz ne dersiniz? Şimdi şöyle, geçen hafta, daha doğrusu Mayıs'ın ilk haftası biliyorsun hareketli bir haftaydı ve hem Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beklentilerinin oluştuğu toplantılarının haftasıydı ve euro dolar paritesi yukarı yönlü bir hareketle karşıladı bu toplantıları. Çünkü biz şunu biliyoruz, faiz Amerika tarafında sona yaklaştı ama Avrupa tarafında daha iki kere de daha bir faiz artışı söz konusu. Dolayısıyla böyle baktığımızda parite yukarı yönlü bir hareketle toplantıları karşıladı ama gerçekleşmeler sonucunda buralarda aynı altında olduğu gibi bir yavaşlama, bir geri dönüş gördük. Çünkü nette baktığımızda Amerika'nın faizi daha yukarıda, Avrupa'nın faizi de üç seviyelerinde. Dolayısıyla üçlü seviyelerde. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz noktada benim şu anda gördüğüm kadarıyla 1.10 kritik bir seviye ki burayı hep birlikte konuşuyorduk, bekliyorduk. Bu seviyenin biraz daha kırılması sanki kırılmakta zorlanacak gibi görünüyor. Aynı altın tarafında da 3 kere kıramadığımız bir 2070 seviyesinde olduğu gibi burada da 1.10'u kırmakta, 1.10 küsürü kırmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla biraz daha Avrupa ve Amerika tarafından gelecek olan açıklamalar, belki Haziran ayındaki toplantının Haziran ortasında yapılacak olan toplantılardan gelen açıklamaları piyasalar takip etmeye devam edecek. Ve bu arada da tabii ki verileri. Reyhan. Evet, verileri de çok yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri de işte bir borç tavanı meselesi var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an epey gündemde. İşte onun da evet, doları etkileyebileceğine dair beklentiler var. Altının onsu için 2070 doları kırmakta zorlanıyor dediniz. Bunu biraz açalım dilerseniz. Hani oradaki beklentiler nasıl acaba? 2023 yılına başlarken altın olumlu hareket edecek beklentisi vardı. Sonra biraz bankacılık krizi öncesinde Fed beklentileri daha şahinleştirince moraller bozulmuştu ama bankacılık krizi de itibariyle biraz daha 2000 dolarların aşıldığını gördük. Neden 2070 dolar geçilmiyor? Beklentileriniz nasıl? Şöyle söyleyeyim, yine 2020'den gelen 2022 bu seviyeler yine biliyorsun denenip ama kırılamayan seviyelerdi ve her seferinde yine bir takım farklı konularla altın fiyatında bir gerileme gördük. Şimdi tekrar aynı hareketi görüyoruz ve şu anda konjonktür nerede, ne değildir onu da ayrıca takip etmek lazım. O zaman bir pandemi vardı, pandemiye giriş, pandemiden çıkışı yaşadık 2070'i kırmazken. Ama şu anda biraz daha faiz tarafındaki, Amerika ve Avrupa tarafındaki faizlerin yüksekliği,
altındaki gücü, daha doğrusu dolardaki doların gücünü anlamaya yönelik beklentiler bizi buralara getirdi. Benim şu anda gördüğüm kadarıyla, bir de tabii şunu da söylemek isterim. Her senenin Ağustos ve de Ocak aylarında altın genelde prim yapıyor. Ve bu şu anda benim gördüğüm kadarıyla yaz aylarına girerken yine altının prim yapma niyeti öne çıkacaktır ama bir Mayıs'ın devamında ve Haziran ayı gibi tekrar ben buralarda bir hafif bir geri çekilme beklerim. Bu sefer tabii biraz daha farklı bir durum var. Çünkü dolarla biliyorsun dolarla savaşan bir altın var. Yani biri ben güçlüyüm, diğeri de hayır ben güçlüyüm evet. durumunda kalıyor. Dolayısıyla ayar altın, dolar burada biraz daha ben faiz olarak buralardayım ve büyüme önümüzdeki 2-3 çeyrekte biraz daha Amerika tarafında daralacak bilgileri, verileri geldikçe ben altının biraz daha güçlü kalma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. O arada da parite tabii işte 1.10'u biraz daha kırıp hafif yukarı doğru dönebilir ama bunu ben büyük olasılıkla yılın ikinci yarısında görme olasılığımızın yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şu anda parite tarafında da biraz daha yatay bir hareketi görmeye devam edeceğiz Reyhan. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Euro Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı bizimle beraberdi. Şimdi Bloomberg HT Araştırma Masası'nda Burcu Kıratlı'ya gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu hoş geldin yayınımıza. Borsa tarafına baktığımız zaman %1'e varan aşağı yönlü hareketler dikkatleri çekiyor. Gün ortası piyasalarda görünüm nasıl? Reyhan merhaba. Yurt dışı piyasalardaki sakin havayı izlediğimizi söylemek namümkün. Çünkü az önce dediğin gibi satışın gölgesindeyiz biz. Yine bankacılık endeksinin, yine İş Bankası Yapı Kredi Garanti hisselerinin ön planda olduğunu ve yükselişi desteklediğini görsek de diğer sektörlerden gelen olumsuz fiyatlamalar endeksi biraz aşağı çekmiş durumda. Ancak 4500 üzerinde kalma çabası içerisinde olduğunu söyleyelim endeksin. Bunda tabii İş Bankası'nın gelen oldukça olumlu bilançosunun da etkisi var. Bugün bilançoların gelmesinin son günü ve bugün açıklanacak iki tane daha önemli bilanço var. Bir tanesi bunlardan Vakıf Bankası, diğerleri Halk Bankası. Yine bankacılık sektörü olması itibariyle bunları da takip edeceğiz. Onun haricinde dediğim gibi yurt dışından şu anda çok desteğimiz yok ve yarın son anketleri alacağız piyasadan. Biraz piyasa bunların da etrafında şekilleneceğini düşünüyorum ama şu an itibariyle endeks için momentum kaybının zayıf olduğunu ve yukarıya doğru olan hareketlerin yine çok cılız kaldığını söylemek mümkün. Bankacılık tarafı da evet olumlu etkiyor dedik ama endeksi bir yere kadar taşıyabiliyor. 4600'lerden gelen yine satışların olduğunu görüyoruz. Ve hacmin yine aslında birazcık daha artma çabası içerisinde olsa da düne göre zayıf kaldığını söylemek mümkün. Dün biraz daha hacim artmıştı ve hacimli şekilde düşmüş olması aslında endeks için olumsuz oldu. Ancak bu hem hacim hem de endeksin kapanışları anlamında şu an tam seçimlerin öncesinde olduğumuz için bunun tam bir yön tayin etmekte de geçerli sebepler olduğunu da söylemek zor açıkçası Reyhan. Burcu çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Jiner Medya ABD temsilcisi Ali Çınar, Oxford Economics'in baş ekonomisti Ryan Sweet'le bir söyleşi gerçekleştirdi. ABD'de son dönemde yaşanan bankacılık krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Sweet ve Fed'in faiz artırım konusunda sona geldiğini söyledi. Bu söyleşiyle veda edelim. Ryan Sweet, kendisi Oxford Economics'in baş ekonomisti. Ryan, hoş geldin Bloomberg HT'ye. Çok teşekkürler beni ağırladığınız için. Evet, son dönemde JP Morgan Chase, First Republic Bank'in varlıklarını devraldı. Sence bankacılık krizi bu yıl bir resesyona yol açabilir mi ve farklı bankaların da batmasını bekliyor musun? Neler bekliyorsun? Evet, bu tabii ki bankacılık sektörü çok yakından takip ettiğimiz bir gelişme ama ben bunu bir panik olarak değerlendiriyorum, bir kriz olarak değil. Yani şu gördüğümüz birkaç bölgesel bankanın
batması direkt olarak bir sistemik değil. Bu geniş bir problemin yansıması değil bankacılık sektöründeki. Bunların hepsi, hiçbiri Lehman Brothers anı değil bizim için. Ama tabii ki önümüzdeki dönemde belki birkaç ay içerisinde farklı bankaların çökmesini görebiliriz. Ama bu zaten olan bir şey. Yani bazı yıllarda bu görülebilir. Bankalar batabilir. Ve bu sadece daha sıkı para politikalarının ve işte negatife dönmüş getiri eğrisinin bir yansıması oluyor. Ve burada bankalar tipik olarak kısa vadeli borçlanıp uzun vadeli borç veriyorlar ve bu da tabii ki bankaları sıkıntıya sokabiliyor ve bence biraz da sıkı para politikalarının, yüksek faiz oranlarının bir yansıması olarak görüyorum. Bu tabii ki Fed'in görmek istediği bir şey değildi ama olacak bir durumdu, çünkü daha yüksek faiz oranlar daha sıkı bir faiz ortamına, bir kredi ortamına yol açacaktı. İkinci olarak da 16 yılın en yüksek seviyelerini, faiz seviyelerini görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Acaba bir sonraki Fed toplantısından beklentin nedir? Sence Fed doğru yolda mı ilerliyor? Evet, bence artık durma noktasına geldiler. Çünkü çok agresif bir şekilde faizleri artırdılar ve bu da, biraz önce resesyonu sormuştun. Aslında bir bankacılık krizi bir resesyona olur, yol açar mı yol açmaz mı demiştin. Orada işte aslında yani 1940'lı yıllardan bu yana biz farklı resesyonlar gördük ama bu sıkı para politikaları belki yarının ikinci yarısı itibarıyla biraz daha durgunluk getirebilir. Ve şu anda belki Haziran ayında bence bir faiz artışı gelmeyecek ve şimdiye kadar yapılan faiz artışlarının nasıl etkilediğini takip edecekler. İstihdam piyasası, enflasyon piyasası, bunlar bir şekilde birbiriyle bağlantılı, orantılı olarak gitmezse o zaman aslında tekrar hiçbir şüphe olmadan bir faiz artırımına gitmeyeceklerini düşünüyorum. Evet, burada enflasyonun %2 oranına gelmesi bekleniyor. Yani hedefi bu değil mi Fed'in? Peki gıda ve enerji fiyatlarındaki seyir acaba Fed'i nasıl etkileyebilir? Evet, ekonomistler olarak biz genel olarak çok oynak oldukları için gıda ve enerji fiyatlarını arkada bırakıyoruz. Biraz da onu dışarıda tutuyoruz ve biz ekonomistler genel olarak çekirdek enflasyona bakıyoruz. Bu da işte gıda ve enerji fiyatlarının çıkarılmış olduğu, ki bu da bize tarihsel olarak en iyi enflasyon verilerini gösteriyor. Ve aynı şekilde çekirdek, tüketici enflasyonu, bunların hepsi aslında aşağı yönlü gelen bir tablo içerisinde. Ama şu an gördüğümüz şeylerden biri şu, enflasyonun daha yapışkan olduğu yer, mesela işte kiralar örneğin. Burada hala yükseliş devam ediyor ve bu da bir problem olarak görülebiliyor. Çünkü burada örneğin çekirdek hizmetler tarafına baktığımız zaman orada istihdam piyasasının çok güçlü olmasından dolayı yükselebilir. Ve Nisan ayı verileri, yani 50 yılın en düşük işsizlik rakamlarını bize gösterdi. Nominal veriler çok güçlü olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu biraz Fed'in beklentilerinden daha problemli olabilir enflasyon seyri açısından. Evet, son olarak şunu sormak istiyorum. Başkan Joe Biden bugün kongreyle görüşecek. Acaba bu konuyla alakalı nasıl beklentiler var? Yani bir şekilde eğer Biden cumhuriyetçileri borç tavanı konusunda ikna edemezse en kötü senaryo ne olabilir? Bu gerçekten de çok karanlık bir senaryo olabilir. Öncelikle yani çok yüksek bir beklentim yok aslında bu görüşmeden. Çünkü şimdiye kadar belki 10-15 yıl içerisinde çok kez borç tavanı konusuyla karşılaştık. Bu kötü bir filmi tekrar tekrar izlemek gibi. Ama en sonunda bir şekilde son dakikada, son saatlerde uzlaşmaya varıldığını görüyoruz. Çünkü onlar biliyorlar ki yani eğer borç tavanını yükseltmezlerse bunun siyasi ve ekonomik etkileri çok yüksek olabilir. Ve burada hükümetin neredeyse işte kredi kartı bilançosu diyelim, onun bir şekilde daha önceki borçların ödenmesiyle alakalı, yani bu önümüzdeki dönemle alakalı değil. Ya bence bu gerçekten önemli bir görüşme
kongredeki yapılacak olan görüşmeler. Ama ekonomi kırılgan olduğu zaman herhangi bir şekilde bir resesyonu artırabilecek önümüzdeki 12 ile 18 ay içerisinde bir hata yapılabilir burada eğer bu adım atılmazsa, bu ki aynı hata Obama yönetiminde de gerçekleşmişti ve biz bunu tekrarlamak istemeyiz. ABD hükümeti bir şekilde orada daha böyle kırılgan hale gelmiş olabilir bir resesyona karşı, ama bizim bazı senaryomuz şunu gösteriyor. Bir şekilde bir temerrüt durumu olmadan son dakikada olsa, son saatte olsa politika yapıcılar bir şekilde bir adıma ulaşacaklar bir ve eğer bunu yükseltmedikleri takdirde gerçekten de çok çok kötü bir finansal piyasa koşulları oluşabilir ve bu da aynı zamanda resesyon ihtimalini de kuvvetlendirebilir ve bunun ikisi de ekonomi için de bir taraftan da yeniden seçim süreçleri için de iyi bir şey değil.